sağduyunun ve vicdanın sesi. Yeni Asya Gazetesi, tüm bayilerde. Hayırlı sabahlar değerli takipçilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Evet, bugünkü yayınımızda terörü bir kez daha lanetlerken sağduyu çağrısı yapalım isterseniz. Buyurun. Maalesef gündemimiz tekrar PKK saldırılarına ve son saldırıda şehit olan Kencecik anneyle 11 yaşındaki bebeğine dönmüş oldu. Tabii hepimizin yüreği yanıyor. Yani şeyin dedesinin de söylediği gibi bebeğin bunlar insan olamaz. Zaten bu herkesin kanaati, herkesin ifadesi. Ama şimdi burada dünkü törende yapılan konuşmalara da baktığımız zaman, defaatle daha evvel işittiğimiz konuşmalar bunlar. Yeniden bir değerlendirme yapmak gereği hasıl oluyor. İşte son terörist kalıncaya kadar işte hepsini etkisiz hale getireceğiz. İşte idam filan. Hamaset. Yani burada bir aksayan şeyler var. Halbuki birkaç ay öncesine kadar dönemin başbakanı, işte İçişleri Bakanı vesaire bu devam eden operasyonlarla terörün belinin kırıldığını, bittiğini, artık eylem yapamaz hale geldiğini filan söylemişlerdi. Eğer öyleydiyse bu hadise ne? Demek ki hala yapabiliyorlar. Şimdi burada hakikaten terörle mücadele boyutun bütün boyutlarıyla yeniden masaya yatırılıp değerlendirilmesi lazım. Şimdi bir taraftan Kuzey Suriye'de var operasyonlar, Kuzey Irak boyutu var, sınır içindeki operasyonlar var. Bunlar devam ediyor ve terörle mücadelenin başarısı etkisiz hale getirilen terörist sayısıyla ölçülür hale geldi işte. Evet, biz şu kadar şehit verdik ama işte hamdolsun onlardan da bu kadar etkisiz hale getirdik filan. Ama bu sözler bana hep şunu hatırlatıyor. Eski genelkurmay başkanlarından yeri geldikçe hep tekrarladığımız İlker Başbuğ'un görevdeyken söylediği bir şey. Demişti ki biz aslında 84'te başlayan bu PKK terörünü o tarih itibariyle işte 4-5 defa bitirdik. Neden? İşte şu kadar teröristi etkisiz hale getirdik, imha ettik. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu yaptıklarımıza rağmen hala dağda 5-6 bin terörist var. Niye? İşte bizim kendi ifadesi, devlet olarak en büyük başarısızlığımız dağa çıkışları önleyemeyişimiz. Yani çünkü siz öldürüyorsunuz, imha ediyorsunuz ama yerine yeniler geliyor. Bir de bunun dış destek boyutları falan da var. Yani çok zorlu bir iş ve siyasetle falan bunun hallolması, konjonktürel siyasetlerle de bunun hallolması mümkün değil. Askeri yöntemlerle de sadece bunun hallolması mümkün değil. Bu defaatle görülmüş bir şey. Ve gene hatırlayalım, bir zamanlar bu memlekette çözüm süreci diye bir gündem vardı. Terörü bitirmek, artık anaların gözyaşı dinsin. Bu söylemler o zamanki iktidarın önde gelenleri tarafından her vesileyle tekrarlanarak böyle bir süreç başlatıldı. Ve öyle ki sonrasındaki açıklamalardan anladık bunu, gördük kendi ifadeleri. O süreç işte devam ediyorken, hatta İmralı'dakinin işte nutku konuşması Diyarbakır Meydanı'nda okutuldu vesaire filan. Övgüler düzüldü, Oslo'da görüşmeler yapıldı, pazarlıklar yapıldı. Sonra denildi ki biz o çözüm sürecinde bunların eylemlerine, tahkimatlarına, işte hazırlıklarına vesaire göz yumduk. Yani orada alan hakimiyetini onlara bıraktılar. Kendi ifadeleriyle sabit bu. İşte geçit resmi yapıyorlar teröristler, kimlik kontrolü yapıyorlar, yol kesiyorlar, vergi haraç kesiyorlar filan. Tam bir mahkemeler kuruyorlar filan. Şimdi bütün bunlara göz yumuluyor. Ondan sonra işte bu hendek kazma olayları, işte Diyarbakır Sur'daki işte operasyonları filan hatırlayalım. Dehlizler, yani tüneller, şunlar bunlar ve muazzam bir silah yığını. Bunlar hep göz yumulmuş. O zaman ne anladık biz bu işten? İşte çözüm süreci denilen hadise aslında siyasi bir proje olarak değil de, sadece o iktidarın projesi olarak değil de, toplumsal bir proje. Toplumun tüm kesimlerini içine alan
ve devletin de ilgili kurumlarının, birimlerinin samimiyetle işin içine girdiği ve omuz verdiği bir proje olarak gündeme gelmiş olsaydı ve bütün boyutlarıyla mesela ihata edilerek takip edilmiş olsaydı bunlar olmayabilirdi. Ve esasen zaten asıl mesele o İlker Başbuğ'un söylemiş olduğu şey. Dağ çıkışları önlemek. Ve bu konunun gündemde olduğu dönemlerde yine hatırlıyorum ben. Hatta yazılara konu da yaptık. Bazı yerlerde Diyarbakır gibi ikna timleri kurulmuştu. İşte polis, işte pedagog, din adamı vesaire filan. Şimdi bunlar ailelere gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Ve evlatlarınızı dağa çıkarmayın, dağdakini de geri dönmeye ikna edin. İkna. Biz de o zaman demiştik ki esas yapılması gereken budur. İfna timleri değil, yani imha timleri değil, ikna timleri olmalı. Yani öldürerek, öldür, işte netice meydanda. Ve işte kanları yerde kalmayacak, intikam şu bu filan. Bunların netice vermediği görüldü şimdiye kadar, defaatle görüldü. Bu sözleri biz sayısız defa duyduk. Ama her defasında işte bu tarz yürek yakıcı olaylar meydana geldiğinde bilhassa yine tekrarlanıyor, eskiler unutuluyor. Ve aynı söylemlerle yola devam ediliyor askeri yöntemler. Ve burada üstadın işte ikna metodu, yani tek tek, yani bu gençler neticede eğer ulaşılabilseydi, sahip çıkılabilseydi ve dağdakilere kaptırılmasaydı terörist olmazlardı. İşte orada var boşluk esas. Dolayısıyla ailelerle sıkı bir ittifak içerisinde, bir işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde bu çocuklara sahip çıkmak lazım. Yani öldür bitmiyor işte. Ve çözüm sürecinde yine akil adamlar heyeti filan heyetleri oluşturuldu. İşte bunlar ne yaptılar bilmiyoruz ama daha sonraki süreçte o akil adamlar heyetinde görevlendirilen bir kısım insanların yeni konjonktürde terörist ilan edildiğini gördük. Bir kısmı içeride cezaevinde. Bu da ayrı bir çelişki. Derin bir çelişki hem de. Yani Türkiye iyi yönetenler neye göre nasıl karar veriyorlar ve neyi hangi kriterle gündeme getirip takipçisi oluyorlar. Dolayısıyla hakikaten üstadın 100 küsur sene öncesinden itibaren hep yeri geldiğinde tekrar ettiğimiz üzere ortaya koymuş olduğu reçeteler esas alınarak, eğitim programları buna göre tanzim edilerek ve devlet-millet kaynaşması sağlanarak bu süreçler yürütülmüş olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Siz şimdi yaptığınız yanlışlarla, yıllar çok eskilere dayanan yanlışlarla ve devam ettirdiğiniz yanlışlarla bunun temellerini atmış oluyorsunuz bir anlamda. Dolayısıyla terör bataklığı kurutulamıyor bir türlü. Terörist öldürerek o bataklığı kurtamıyorsunuz. Ve sınır ötesi operasyonlarla da bu daha da yaygınlaşıyor. Şimdi neticede öldürdüğünüz her bir teröristin yakınları var, ailesi var, çevresi var. Şimdi onlar ne olacak? Onların size karşı olan hissiyatı ne olacak? Onları da mı katledeceksiniz? Yani bunun sonu yok ki. Velhasıl esas mesele o insanları terörist olmaktan vazgeçirecek tedbirleri almaktır. Manevi tedbirleri almaktır, sosyal tedbirleri almaktır, ekonomik tedbirleri almaktır. İşte iş, aş, eğitim, inanç, şuur ve sadakat, ahlak. Yani bütün bunlarla bağlantılı bir şeydir bu. Öbür taraftan bir başka çok hazin çelişki de şudur. Yani üzerinde durmamız gereken. Bu dünkü olayda işte Nurcan, 25 yaşında gencecik anne. Eşi Serkan Assubay. O bölgede görev yapıyor. Yüksekova gibi. Tam terörün cirit attığı bir yerde. Ve 11 aylık bebekleri Mustafa Bedirhan. İşte bunlar o yola tuzaklanan bombanın patlatılmasıyla anne ve bebek can veriyor. Cennete uçuyor. O ayrı konu. Yani zaten onlar tek tesellimiz o. Yoksa onun dışında bu yürek yangını hiçbir şey söndüremez. Ve bu acıyla bütün Türkiye sarsılırken öbür tarafta Ege'de de 3 bebek can vermişti. Ve oradaki olay neydi? Teröristlikle suçlanan insanlar işte herhalde artık öyle bir çaresizlik duygusu içine girdiler ki, sokuldular ki.
Bunun örnekleri son zamanlarda çok artmaya başladı. İşte bir bota biniyorlar. Bu işin simsarları var. Bir çeteler var anladığımız kadarıyla. Hem yurt dışından gelen sığınmacılar için hem işte içerideki bu kaçmak isteyenler için. Böyle derme çatma şeylerle onları Yunanistan'a, Yunan adalarına falan götürme gibi yüksek meblağlarda da paralar alıyorlar zannediyorum. Ondan sonra teröristlikle suçlanan insanlar ve biz bu kaçmayı hiçbir zaman tasvip etmedik. Biz her zaman yerimizde kalan insanlarız ve onların da böyle bir yola tevessül etmemesini hep ısrarla ifade ede geldik. Ama nasıl bir çaresizlik halidir ki bu? Çünkü bunların içerisinde eğitim görmüş, aklı başında olan insanlar. Öğretmenlik yapmış, öğretim üyeliği yapmış vesaire filan. Yani şimdi kendi hayatını da, evlatlarının hayatını da tehlikeye atarak o tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Sonra işte 3 bebek daha gidiyor. Ve medya buna utanmadan FETÖ'cüleri taşıyan bot battı 3 bebek var. Bunlar da mı FETÖ'cü? Daha ötesinde bu bebeklere oh olsun diyenler var. Bu kadar vicdansızlar var. Yani bunlar da zaten büyüseydi terörist olacaktı. Yani bu kadar vicdanların ortadan kalktığı bir tablo Türkiye yaşamış mıydı, görmüş müydü bilemiyorum. İşte velhasıl bir sürü çelişkiler iç içe ve olan bebeklere oluyor, masumlara oluyor. Onun için bu terör mücadelesini, terör meselesini çok sağlam donelerle, çok sağlam bir mantıkla yeniden masaya yatırmak lazım. Terörle hiçbir ilgisi olmayan insanları teröristlikle, terör örgütü üyeliğiyle suçlama kolaycılığına da artık bir dur denilmesi lazım. Esas üzerine gitmeniz gereken işte asıl teröristlerdir. İşte şu gencecik anneyle 11 aylık yavrusunu, bebeğini katleden teröristlerdir. İşte onlarla uğraşın. Ama onlarla uğraşmanızın nasıl olması gerektiğini de ifade etmeye çalıştık. Yani neresinden bakarsanız bakın şu anda yürüyen süreç çok sağlıksız bir süreç, yanlış bir süreç. Yani yanlış yerden yola çıkılınca hani meşhur laf var ya, düğmeyi yanlış iliklerseniz sonrakiler de hep yanlış gider. Neticeleri de hep yanlış oluyor. Sonra idamdan bahsediyor, onunla tamamlayalım. İşte idam meselesi tekrar seslendirildi dün. Zaten idamı çıkarmanıza gerek yok ki, operasyonlarda zaten onu yapıyorsunuz. Yani ondan korkacak olsa adam o örgüte gitmez, dağa çıkmaz. Yani idamı geri getirmekle yapmak istediğiniz şeyi operasyonda yapıyorsunuz. Öldürüyorsunuz adamı. Ve buna rağmen karşınıza çıkıyor. Bu çare mi yani? Onun için meseleyi bütün etraf erbasıyla, bütün boyutlarıyla yeni baştan sağlıklı bir şekilde, sağduyulu bir şekilde masaya yatırmak ve bu işe toplumun tüm kesimini, kanaat önderlerini ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri başta olmak üzere onun eserlerindeki ifade etmiş olduğu reçeteleri de o masaya koyarak yeni baştan değerlendirmeye ihtiyaç var. Biz terörle, birileri hani terör her tırmanışında terörle yaşamaya alışmamız lazım filan gibi yazılar filan da yazdılar. Öyle bir şey olmaması lazım. Bizim teröre alışmak gibi bir lüksümüz olamaz. Terörü doğru reçetelerle, doğru tedbirlerle bitirmek diye bir gündemimizin olması lazım ve bu gündemden de asla vazgeçmememiz lazım.